Artık kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Gürültü yapıyorsun dediği komşusuna önce hakaretler yağdırıp saksı tuğla fırlattı. Sonra nacakla dövüp hastanelik etti. Talihsiz kadının ölümle burun buruna geldiği o anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı. Çatıdan kilit taşı attı. Saksı attı. Ondan sonra indi. Kafama 3 kere tuğla vurdu. Beni bir güzel dövdü. Tüm bu caniliği yapan gözü dönmüş komşusuydu. Ortada hiçbir şey yokken psikopat adam gürültü yapıyorsun dedi. Komşusunu döve döve hastanelik etti. Bir güzel acakla depme tokat dövdü yani. Canıma kastetti. 50 yaşındaki Sevcan Yalman bir çalışanıyla birlikte evinin bahçesinde odun kırıyordu. Cani komşusu gürültü yapma dedi. O sadece 2 saatlik işim var deyip izin istedi ama... Odunu kırmayı bırak, ben gürültüden uyuyamıyorum. Seni saçma manyağı yapar, delik deşik ederim dedi. İddiaya göre bu ilk değildi. Gözü dönmüş komşusu daha önce de birçok kez farklı bahanelerle saldırmıştı. Kamera taktırdık. Ve şu anda o yüzden kamerada görüntüler elimizde, ispatlayamıyorduk. Yalan şahitli beraat ediyordu hep. Bu kez kameralara yakalandı. Komşusuna yaptığı işkence saniye saniye kaydedildi. Kaburgalarım kırılmış. Akciğerim delinmiş. Hastanedeki tedavisi sürecek ama neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Akciğere tüp salladılar. Cani komşusuysa görüntülerin yayınlanmasının ardından gözaltına alındı. Ardından da yaşattığı tüm bu vahşete rağmen serbest bırakıldı.